Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba. 2017'nin son günlerinde Amerika ve dünya gündemini gözden geçireceğimiz bir yayında yine birlikteyiz. Ben Hülya Polat. 2017 hem çok sorunlu ve olaylı bir yıl oldu hem de yeni sorunları gündeme taşıdı. Başkan olarak bir yılını tamamlamaya hazırlanan Donald Trump açısından da 2017 zor bir yıl oldu. Hem Rusya soruşturması, Kuzey Kore gerginliği hem de Kudüs kararının yol açtığı tepkiler nedeniyle gergin günler geçiren Trump, vergi yasasının kongreden geçmesi üzerine rahat bir nefes aldı. Birazdan 2017 değerlendirmelerini gözden geçireceğiz ama önce Mehmet Toroğlu'na bağlanıyoruz. Trump yönetimi vergi yasasını geçirdikten sonra rahatladı dedik ama birçok konuyu da 2018'e bıraktı. Bu konular neler Mehmet Toroğlu ve Beyaz Saray'da bir yılını doldurmaya hazırlanan Başkan Trump yeni yılda nasıl bir yol izlemeyi planlıyor? Evet, kongre tatiline çıkmadan önce iki önemli tasarıyı geçirmişti. Bir tanesi vergi reformu yasası, diğeri de federal hükümet harcamalarına ayrılan fonların süresini 19 Ocağı erteleyen, yani federal hükümetin kapanması tehlikesini en azından bir aylığına daha erteleyen bir tasarıyı kabul etmişti. Ancak uzun vadeli bir harcama tasarısının geçirilememesinin nedeni hem cumhuriyetçiler içerisindeki hem de daha geniş ölçekte demokratlarla yaşanan birçok kritik konu üzerinde yaşanan görüş ayrılıklarıydı. Yani geçici bir çözüm oldu. Bu birçok kritik konu Ocak ayına ertelendi. Yani Ocak'ta kongre yeni yasama yılı çok yüklü bir gündemle açılıyor. Yıl sonunda geçirilen vergi reformu yasası Trump'ın başkan olduktan sonraki ilk büyük yasama icatıydı. Hatırlanacağı üzere işte Trump açısından o yüzden 2018 önemli, seçim vaatlerini yerine getirme, kendi tabanının isteklerini, onlara verdiği sözleri yerine getirme açısından önündeki çıta şu anda daha büyük olacak. En önemli gündem maddelerinden biri de belki de birincisi de göçmenlik konusunda olacak. Meksika sınırında duvar inşası ve DACA olarak bilinen programın akıbeti önemli olacak 2018 yılında. DACA özellikle önemli, zira ülkedeki 800 bini aşkın göçmeni ilgilendiriyor. Bir hatırlatma yapalım. Trump önceki başkan Barack Obama'nın geçirdiği çocuk yaşta Amerika'ya aileleriyle birlikte yasa dışı yollarla getirilen gençlerin sınır dışı edilmesini önleyen düzenlemeyi iptal etmiş ve Mart ayına kadar kongreden bu konuda yeni bir düzenleme, bu konu üzerine yeni bir düzenleme yapmasını istemişti. Demokratlar tabii DACA'nın şiddetli savunucusu ama Trump ve cumhuriyetçiler de sınır güvenliği konusunda çok daha katı tedbirler ve duvar inşası gibi konularda geri adım atmıyor. Şimdi kongre Mart ayına kadar bir adım atmazsa DACA'nın geleceği, 800 bin aşkın genç göçmenin Amerika'daki geleceği tehlikeye girecek. Yani bu süreçte önümüzdeki dönemde sıkı müzakereler, pazarlıklar yapılacak gibi görünüyor. Yeni bütçe paketi konusu önemli. Bir önemli gündem maddesi Obamacare olarak bilinen sağlık sisteminin iptali ve yerine yenisini konması. Trump'ın bu en önemli seçim vaatlerinden biriydi. Cumhuriyetçiler içerisindeki itirazlar aşılamadığından 2017'de bu konudaki girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Tekrar cumhuriyetçiler bunu gündeme getirecek mi, bunu göreceğiz. Tabii bu sefer işleri biraz daha zor çünkü yılın sonlarına doğru Alabama'daki yapılan özel senato seçiminde Demokrat adayın kazanmasıyla denge 48-52 idi cumhuriyetçiler çoğunluğunda. Şimdi o 49-51 oldu. Yani demokratlar bir sandalye daha kazanmış durumda. İşte bunun yanında altyapı harcamaları, Mart ayına kadar federal borç tavanının artırılması, çalışma hayatı reformları, tarım yasası, bankacılık düzenlemesi, çocuklara yönelik sağlık sigortası programının süresinin uzatılması, savaş gazilerine yardım programında düzenlemeye gidilmesi, teröristlerin takibini amaçlayan ve süresi dolmak üzere olan deniz aşırı telefon dinleme programının kısa vadeli uzatılması gibi gündem maddeleri var. Tabii iç politikada en öne çıkacak konuların başında kuşkusuz Rusya soruşturması olacak. 2017 olduğu gibi 2018'de de artarak büyümesini tahmin ediyoruz. Özel savcı Mueller'ın soruşturması giderek büyüyor. En son işte eski ulusal güvenlik danışmanı Mike Flynn'in suçunu kabul etmesi, savcılık ve işbirliği yapma kararı Mueller'ın Trump'ın soruşturmasının yakın çevresine giderek daha da yaklaştığı yorumlarını beraberinde getirmişti. Trump şimdi Mueller'ı kovacak mı? Bu sorular çok soruluyor medyada, kamuoyunda. Buna ilişkin senaryolar üretiliyor. Trump öyle bir plan yok diyor ama olursa ülke genelinde bunun büyük bir infiale yol açacağı kesin, bu yönde tahminler yapılıyor. Yani Rusya soruşturması açısından yine hareketli bir yıl olabilir. Dış politikada özellikle Orta Doğu, Kudüs kararından sonra İsrail-Filistin süreci, Kuzey Kore konusu, Rusya ile ilişkiler tabii özellikle önemli olacak. Tüm bu konularla yoğun bir gündemle açılacak gibi görünüyor 2018 yılı.
Evet, Mehmet Toroğlu, teşekkür ediyoruz bu ayrıntılar için. Haber ve söyleşilerimizi amerikanensesi.com adresinde bulabilirsiniz. Tekrarlıyoruz, amerikanensesi.com. Yayınımız devam edecek. Donald Trump daha başkanlık koltuğuna oturmadan Amerika'nın en etkili medya kuruluşlarından çoğuyla anlaşmazlığa düştü. Trump'ın medya ile ilgili yorumları aldıkları haberlerin güvenilirliği konusunda Amerikalılar arasındaki kutuplaşmayı da arttırdı. Uzmanlara göre ve bu 2017'de de devam edebilir. 2018'deki gelişmeleri de göreceğiz. Yine uzmanlar tüm dünyanın izlediği bir durum olduğunu söylüyor bu durumun. Bakalım ayrıntılar haberimizde. If you want to discover the source of the division in our country. Ülkemizdeki bölünmenin kaynağının ne olduğunu keşfetmek isterseniz, sırf reyting ya da daha fazla tıklama alabilmek için uğraşan yalan ve sahtekar haber medyasına bakmanız yeterli. Başkan Trump sık sık beğenmediği haberler konusunda yorum yapmaktan geri durmuyor. Öyle ki başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana en az 180 tweetinde yalan haber ifadesini kullandı. Bu ifadeyi konuşmalarında, röportajlarında ve yorumlarında da sık sık dile getirdi. Basın özgürlüğü konusunda mücadele eden Amerikan Basın Enstitüsü'nden Tom Rosenstiel, Trump'ın bu stratejisinin etkili olduğunu söylüyor. Twitter kullanma konusunda Trump çok istekli. Ana akım medya onun tweetlerini alıyor, onlar hakkında yazıyor ve etkisini artırıyor. Trump basında gördüğü rahatsız edici bir şeyi aşağılama ve onu yalan haber olarak nitelendirme konusunda son derece etkili bir biçimde hareket ediyor. This is an apple. Haberlerinin doğruluğu konusundaki saldırılar karşısında önde gelen medya kuruluşları yeni kampanyalar yaptı ve sloganlar üretti. CNN'in kendisini savunmak amacıyla yaptığı elma kampanyası bunlardan biriydi. Basın özgürlüğüyle ilgili kurumlar, otoriter liderlerin de Trump'ın takipçisi olduğunu belirtiyor. Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Courtney Rush bu görüşte. We saw the term fake news being used in the Philippines and bu liderleri yaptıkları şeyin doğru olduğu konusunda cesaretlendirmiş görünüyor. Bu liderler bu yolda devam edebilirler ve bunun Amerika açısından bir yaptırımı olmaz. Çin'in üst düzey siber güvenlik uzmanları son olarak yalan haber ifadesini Çin'in internet özgürlüğü konusunda son sırada olduğunu gösteren rapor hakkında kullandı. Amerika ve Avrupa'daki ülkelerde bile herkes aynı konuyu tartışıyor. Bu yeni medya, yalan haberler, dedikodular ve bu şekilde artan sorunlarla nasıl başa çıkacağız? Bu hepimizin sorunu. Fenomen haline gelen bu akım yayılıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da askeri hapishanelerdeki ölümler hakkında yayınlanan insan hakları raporuyla ilgili açıklamasında yalan haber döneminde yaşıyoruz ifadesini kullandı. Tayland'daki Prayut Chan-o-kha'dan, Kamboçya'daki Hun Sen'e, Malezya Başbakanı Necip Razak'a kadar otoriter liderlerin tümü yalan haberlerden bahsetmeye başladı. Singapur önümüzdeki yıl yalan haber konusunda bir yasa çıkarmaya hazırlandığını duyurdu. Bu liderleri yaptıkları şeyin doğru olduğu konusunda cesaretlendirmiş görünüyor. Bu liderler bu yolda devam edebilirler ve bunun Amerika açısından bir yaptırımı olmaz. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Çevre konusu ve yönetimin çevre politikaları da 2017'de çok tartışıldı. Başkan Donald Trump kampanyası sırasında fosil yakıtlara destek vermiş, iklim değişikliğine de şüpheci yaklaştığını gizlememişti. 2017 bu konuda nasıl bir yol oldu dersiniz? Amerika'nın Sesi Trump yönetiminin iklim değişikliği ve enerji politikalarını inceledi. Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yaptığı ilk icraatlardan biri, Barack Obama'nın iptal ettiği iki petrol boru hattını hayata geçirmek oldu. Okay. Keystone Pipeline. Bu Trump'ın ulusal güvenliği korumak adına olduğunu iddia ettiği enerji üstünlüğü kuramının açılış hamlesiydi. 40 yıldan uzun süredir Amerika enerjiyi ekonomik bir silah olarak kullanan yabancı rejimler karşısında savunmasızdı. Yeni teknoloji Amerika'yı büyük bir enerji ithalatçısından büyük bir enerji ihracatçısına çevirdi. Başkan Trump bu durumdan maksimum fayda sağlamak istiyor. Bu bağlamda Trump kamuya ait alanlarda kömür, petrol ve doğalgaz aranması, enerji üretimi üzerindeki düzenlemelerin hafifletilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedef alan düzenlemelerin kaldırılması için harekete geçti.
Trump'ın hamleleri arasında eski başkan Barack Obama'nın elektrik santrallerinden çıkan sera gazı salımıyla ilgili düzenlemelerini geri almak da var. Belki de hiçbir düzenleme madencilerimizi, enerji işçilerimizi ve şirketlerimizi Amerikan sanayi sektörüne yönelik bu saldırı kadar tehdit etmiyor. Trump'ı bu konuda eleştirenler, eyaletlerin çoğunun düzenlemelerin hedeflerini kendi sanayileriyle ters düşmeden yerine getirdiklerini söylüyor ve Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilmesinin nedenlerini sorguluyor. Bu anlaşma iklimle ilgili olmaktan çok diğer ülkelerin Amerika karşısında ekonomik avantaj elde etmesiyle ilgili. 2017 kayıtlara geçen en sıcak ilk 3 yıl arasında yer alıyor. Bilim adamları sıcak hava dalgalarının, fırtınaların ve diğer aşırı hava olaylarının oluşumunda her geçen gün iklim değişikliği ile ilgili daha çok kanıt buluyor. Trump'ın düzenlemelerini eleştirenler başkanın yanlış yolda olduğunu söylüyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden Nicholas Bianco, yönetimin geri çevirmeye çalıştığı düzenlemelerin çoğunun mahkemede dirençle karşılaşabileceği görüşünde. Henüz başaramadılar ve yeni yılda geri püskürtülmeleri mümkün. Trump'ın düzenlemeleri kentler, eyaletler ve iş dünyası tarafından geriye çevrilebilir. Amerikan ekonomisinin kabaca yarısını temsil eden bu gruplardan birinin eş başkanı olan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Amerika'nın sera gazı salımı hedeflerini Başkan Trump'a rağmen hayata geçireceğini söylüyor. Amerikalıların Paris'in yükümlülüklerini yerine getirmek için Washington'a ihtiyacı yok. Ayrıca Amerikalılar sorumluluklarını yerine getirirken Washington'un kendilerine engel olmasına da izin vermeyecek. Rüzgar ve güneş enerjisi maliyetleri düşerken sera gazı salımını kesmek de daha ucuzluyor. Yenilenebilir enerji artık ülkenin birçok yerinde fosil yakıtlarla rekabet ediyor. Ancak Trump yönetimi kömürü öne çıkarmak için elektrik pazarı düzenlemelerinin değiştirilmesini önerdi. Çevre Koruma Dairesi EPA Başkanı Scott Pruitt, iklim bilimi hakkında bir toplantı planlıyor. Bence insan eylemlerinin iklim üzerindeki etkisinin sağlıklı şekilde ölçülüp ölçülmediği konusu daha çok tartışma gerektiriyor. Ancak dünyanın önde gelen bilim toplulukları, insan eylemlerinin iklim değişikliğinin öncelikli sebebi olduğu konusunda görüş birliği içinde. Bianco'ya göre Pruitt'in görüşleri bilim dünyasıyla çelişkiye düşüyor. Bu, görevi kamu sağlığını korumak olan resmi bir daire için, bir çevre koruması dairesi için oldukça temkinli bir düşünce. 2017, Kaliforniya'daki yıkıcı yangınlarla sona ererken, yeni yılın iklim değişikliğinin daha fazlasını getirmesi, iklim politikalarıyla ilgili tartışmaların da hararet kazanmaya devam etmesi bekleniyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. 2017'de göçmenlik konusu hem Amerika hem de Avrupa için en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Akdeniz'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısı azaldı. Avrupa Birliği krizi yavaşlatma çabalarının başarılı olduğunu belirtiyor. Ancak Uluslararası Af Örgütü Avrupa Birliği'nin sığınmacıları gözetim altına alan Libya'daki gruplarla işbirliğinin insan hakları ihlallerinde Brüksel'i suç ortağı yaptığını iddia ediyor. Amerika'nın Sesi 2017'de Avrupa'daki sığınmacı krizini mercek altına aldı. 2017'de Avrupa sığınmacıların kıtaya ulaşımını yavaşlatma konusunda başarılı olduğunu savundu. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göçler 1/3 oranında azaldı. Ancak Uluslararası Af Örgütü bunun ürkütücü bir insani boyutunun olduğunu belirtiyor. Avrupa, Libyalı yetkililerle mültecilerin maruz kaldığı işkence ve kötü muameleleri bilerek işbirliği yapma kararı aldı. Kasım ayında Libya'da pazarda satılan köle görüntüleri kameralara yansıdı. Bu uluslararası tepkiyi de beraberinde getirdi. İnsan kaçakçılarına yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımı çağrımı yineliyorum. Avrupa ülkeleri kendi karasularını korumak amacıyla Libya sahil güvenliği ve Trablus Birlik hükümeti altındaki silahlı grupların eğitimi için milyonlarca dolar harcıyor. Ancak bu Uluslararası Af Örgütü'ne göre Avrupa istismara suç ortağı yapıyor. Resmi tutuk evlerine götürülüyorlar. Bu merkezleri milisler, diğer silahlı gruplar ve Libyalı yetkililer kontrol ediyor. Buralar onlar için para kaynağı oldu. Sığınmacılar gaspa uğruyor, ailelerine telefon etmeye zorlanıyorlar. Ve aileleri çektikleri korkunç işkenceleri öğreniyor. Dayak yiyorlar, işkence görüyorlar. Kadınlar da cinsel saldırıya maruz kalıyor.
Avrupa Birliği Libya'da sıkışan sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacak uçuşlar ayarlanması için ödenek sağlıyor. Ancak bu Avrupa'nın duruşunu yumuşatması yönünde yeterince işten bulunmadı. Avrupa Birliği liderleri düşen göçmen sayısını bahane ederek ülkelerindeki göçmen karşıtı popülist söylemleri bastırmaya çalışıyor. 2015 ve 2016'daki göç dalgalarının yankıları Avrupa'nın birçok ülkesinde hala hissediliyor. Yani Avrupa Birliği yeni bir göçmenlik politikası oluşturuncaya kadar mülteci krizi Avrupa ülkeleri için bir konu olmaya devam edecek. 2015'teki mülteci dalgasında Almanya 1 milyondan fazla sığınmacıyı kabul etmişti. Bu ülkedeki aşırı sağın güçlenmesine neden olmuş, Başbakan Angela Merkel son genel seçimlerde güç kaybetmişti. Ancak Merkel yanlıları Almanya ve Avrupa'nın sığınmacıları başarılı bir şekilde entegre etmesinin gerçek zaferi kanıtladığını savunuyor. Avrupa Birliği Akdeniz'deki göç güzergahlarını kapatma konusunda kararlı görünüyor. İşkence ve boğulma riskine rağmen 160 binden fazla sığınmacı 2017'de bu zorlu yolculuğu yapmayı göze aldı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Bu yıl sık sık konuşulan bir konuda kahvenin sağlığa ne kadar yararlı olduğuydu. Yeni araştırmalar bu gerçeği bir kez daha doğruladı. Ancak uzmanlar kahveyle ilgili bazı alışkanlıkların sağlığa zararlı olduğunu hatırlatıyor yine de. Ayrıntılar haberimizde. Yeni bir araştırmaya göre kahvenin faydaları tartışılmaz. There are some headline benefits such as a lower risk of dying from any cause. Kahvenin en önemli faydaları kalp hastalığı ve beyin kanamasından ölme veya kalp hastası olma riskini azaltması. Bunun içinse günde 3 ila 4 fincan kahve içmek gerekiyor. Kahveyle ilgili daha önce yapılmış 201 çalışmanın sonuçlarını inceleyen Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, kahve içmenin diyabet, karaciğer hastalığı, demans ve hatta kanser riskini bile azalttığını ortaya koydu. Ancak bu durum hamile kadınlar veya kemikleri zayıf olanlar için geçerli değil. Bilim adamları, araştırmanın kahveye eşlik eden alışkanlıkları kapsamadığını da vurguluyor. Şeker, bisküviler, kekler araştırmanın dışında. Biz kahve meraklılarına günde 3 veya 4 fincan içmelerini, ancak bunu sağlıklı bir şekilde yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü standart sağlık uyarılarımız kahvenin yanında tüketilen gıdalar için hala geçerli. Kahve en fazla karaciğer hastalıklarıyla mücadele edenlere fayda sağlamış. Araştırmacılar kahvenin siroz tedavisinde kullanılması ile ilgili klinik bir deney planlıyor. Bazı kahve düşkünleri ise kahve içilen ortamlarda evcil hayvan bulundurmanın ilave faydaları olduğunu söylüyor. Evcil hayvanlar sağlığımıza faydalı olmanın yanı sıra para kazanmamıza da yardımcı oluyor. Özellikle eğer küçük işletmelerde köpek gibi bir evcil hayvan varsa müşteriler köpekle iletişim kurmaya başlıyor ve bu da güzel bir atmosfer oluşturuyor. Öyle görünüyor ki mağazalarında evcil hayvan bulunduran kahve sahipleri hem müşterilerini mutlu ediyor hem de satışlarını hareketlendiriyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yayınlarımızda yer alan haber ve videolarımızı ve çok daha fazlasını amerikanansesi.com adresinde bulabilirsiniz. Haber ve programlarımızla ilgili yorumlarınızı ekranda gördüğünüz adrese bekliyoruz. Amerika'nın Sesi haber ekibi olarak yayınımızı noktalarken hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyoruz. Hoşça kalın.